Hastalıkların temelinde yatan nedenler çoğunlukla beslenme, düzensiz yaşam gibi faktörler olarak bilinse de kişinin aşırı olumsuz duygu ve düşünceleri de organları yorarak hastalıklara davetiye çıkarabilir. Duygular sadece saklandıkları zihinde değil, iç organlarda da önemli hasarlara neden olabiliyor. Bir organın olumsuz etkilenmesi tüm vücutta dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden duygusal durumumuzu değiştirmeye ve kendi içimizde olumlu düşünme kalıpları geliştirmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi vücudumuzdaki birkaç organı ve bunları etkileyen duyguları inceleyeceğiz. Güzel duyguların organları etkileyerek işleyişine katkıda bulunduğu gibi, kötü duyguların da negatif yönde etkilediği bilinmektedir. Aşırı panik, nefret, kırgınlık, neşe gibi duygular kalp ritmini etkilemektedir. Kaygı ve stres anında kalp ritmi de artar ve vücuda daha fazla kan pompalanmaya başlanır. Bununla birlikte ince bağırsak, vücuda giren besin maddelerini ve mineralleri absorbe edemez ve dolayısıyla sinirlilik artar, kalp çarpıntısı, uykusuzluk ve konsantrasyon eksikliği oluşur. Etkilenen organlardan muzdarip insanlar, hassas, dışa dönük ve konuşkan bireyler olma eğilimindedir. Sıklıkla kendilerini duyguları tarafından aşırı bunalmış bulurlar ve duygularını kontrol altında tutmak için mücadele ederler. Mutluluk, gerginlik, heyecan hissiyatı ve aşırı duygusallıkla başa çıkmayı öğrenmek, bu organların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır. Aşırı öfke ve kızgınlık bu organların zarar görmesine neden olur. Kronik hastalıkların temelinde öfke, üzüntü gibi olumsuz duygular yatabiliyor. Aşırı alkol kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı nasıl ki karaciğeri tahrip edebiliyorsa, aşırı öfke ve kızgınlık gibi duygular da karaciğere zarar verebilmektedir. Aşırı öfke durumlarında mide bulantısı, kramplar, baş ağrıları görülebilmektedir. Eğer bu organlar açısından problemleri olan bir bireyseniz, aşırı endişe yüzünden rahatsız olma eğiliminde olan dinamik biri de olabilirsiniz. Hatta bazen bu endişelere agresif tepkiler verebilirsiniz. Mide, besin üretimi bakımından sorumlu olurken, dalak, lenfatik sistemin bir parçasını oluşturur. Enfeksiyonlarla mücadele eder ve vücut sıvılarının dengesini korur. Bu organlar, takıntı, geçmişte kalma ve derin düşünce ile ilişkilidir. Bir şeyi dert etmek, takıntı yapmak ise en çok mide ve bağırsak sistemini vuruyor. Unutmayın ki, dert varsa mide problemleri de var. Dalgınlık, aşırı düşünce, zihinsel çalışma, kaygı, endişe gibi duygular direkt dalağı etkilemektedir. Bu organlarla ilgili rahatsızlıklardan muzdarip olan insanlar genellikle sakin ve durgundur. Ancak karar vermek açısından zorlanırlar. Akciğerin asıl görevi nefes alışverişini düzenlemektir. Kalın bağırsak, sindirimde, besin maddelerinin emiliminde ve vücudun bağışıklık sisteminin işler durumda kalmasında kilit rol oynamaktadır. Bu iki organ, melankoli, üzüntü ve keder duygularına güçlü bir şekilde bağlıdır. Yaşanan üzüntünün sürekliliği, akciğeri etkileyerek göğüste baskı, ağırlık hissedilmesine yol açabilir. Hatta depresyona kadar sürükleyebilmektedir. Aşırı üzüntü, ayrıca kalın bağırsağın işleyişini sekteye uğratarak bağışıklık sisteminde zayıflatabilmektedir. Örneğin sinirlendiğimizde veya endişe duyduğumuzda bağırsaklar giderek daha fazla kasılır ve içindekileri dışarı atar. Bu da ishale yol açar. Mide yavaşlar ve hatta içeriğini yukarıya doğru boşaltmak için ters yönde kasılmalar gösterir. Bu da kusmaya neden olur. Organlara olumsuz etki eden duygulardan biri de korkudur. Aşırı korku, böbrekler üzerinde büzülme etkisi yaratarak işleyişini etkilemektedir. Böbreklerin işleyişindeki bir olumsuzluk yine daha fazla korku duygusu olarak kişiye geri dönmektedir. Korku ve gerginliği sürekli sırt yüklenir. Bu da kulunç ve kasık ağrıları olarak geri döner. Aşırı yalnızlık ve kaybetme korkusu, idrar yolları sorunları, kasık bölgesi alerjileri, kısırlık, ayak bileğinde şişlikler ve karaciğerde yağlanmaya neden olabilir. Sağlıklı beslenerek, spor yaparak kendinize iyi baktığınız gibi iyi duygular taşıyarak da sağlığınızı korumalısınız. Mümkün olduğunca stresten, korku, endişe gibi duygulardan uzak durarak
bir sorunu takıntı haline getirmeyerek hastalık ve rahatsızlıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz.